Какая война, по-вашему, тяжелее, это или та? Война остается войной. Техника другая. А где враг? Он наверху. Вот наверху, где этот. Видели его уже с утра? Нет, еще вчера были там. А у вас все нормально, с домом не разбомбили? Ну, бомбили несколько домов. А вообще какие-то исходные данные есть, что противник, какое количество, где находится? Я знаю, что очень много. Точные цифры никто не знает пока. То есть заходит их не только пехота или они с техникой? Они с техникой. А как они ее протягивают? Не знаю. Помогают беспилотники. Аскитан, Викай. Вон второй прилет. Если турки только, если Турция только руки свои уберет, мы их так куру загоним. Турция. Они Азербайджан. Азербайджан это ерунда такая. Пластмассовая страна. А его сын умер в 16-м году от боев. Да? Да? Ваш сын погиб? Да, 20 лет. И победим. Все отлично будет. А сам вообще откуда? Родился в Баку. О, как? Да, 8 классов закончили, переехали в город Степанакерт. Прошел войну, первую, был ранен, пулевое ранение сквозное, в области правого коленного сустава. Имею 2 сына, они тоже в разном направлении, я тоже в этом направлении. Ну а что думаешь, вообще как-то примириться с ними возможно, с Азербайджаном? Они всегда обманывают. Их верить не надо. У них Турция есть, сила у них. Нас мало, но мы сильные. А их много. Но недалеко. И уже победили. Продвигаемся вверх на хребет, где должны закрепиться ребята. Делаем часто остановки, потому что перед нами идет разведгруппа. Они смотрят, чисто ли по сектору, и только после этого мы небольшими переходами метров по 200-300 перемещаемся и закрепляемся вот с передовой группой ребят. Слышно двигатели техники, которые работают, видимо, за горой. Судя по всему, это техника вооруженных сил Азербайджана уже там группируется. Отходим, отходим! Командир, а почему отходим? Не думали, что так получится, но вот на том гребне уже видно движение. Вот это явно азербайджанцы. Да? Вон группа идет. Специально,
Evet efendim, videoyu izlediniz. Video aslında her şeyi göz önüne seriyor. Nasıl bir zavallılık içinde olduklarını, nasıl zor koşullarda savaştıklarını, bazıları diyebilir işte Türk Ulusu da Kurtuluş Savaşı'nda çok zor koşullarda savaştı. Fakat tırnak içinde şunu belirtmek gerekiyor ki Türk Ulusu kendi topraklarında savaştı. Ermenilerin kendi toprakları olmadığı için Karabağ, o yüzden burada bir kahramanlık söz konusu var diyemeyiz arkadaşlar. Diğer yandan Ermeni asker, daha doğrusu militan diyeyim ona ben, avcı kılıklı kendisi. Ne diyor? Türkiye Azerbaycan'ın arkasında olmasa Azerbaycan hiçbir şey değil. Azerbaycan çok bir şey aslında, sadece Azerbaycan yıllar içerisinde gücünü toparladı sevgili dostlar. Güçsüzdü, Sovyetler Birliği'nden dağıldığında ellerinde hiçbir şey yoktu, doğru düzgün silah yoktu. Ama diğer tarafa baktığınızda Ermenistan tarafı Karabağ'ı işgal ettiğinde arkalarında koskocaman bir Rusya'yı buldu. Ve yıllarca Rusya'yı arkalarında bularak, bu gücü arkalarında hissederek o Karabağ'da işgale devam ettiler. Ne zaman ki Rusya arkalarından çekildi, kendilerinin gücü kuvveti de ortaya çıkmış oldu. Şu anda gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Rusya hiçbir şekilde yardım etmiyor. Rusya elini taşın altına sokmuyor. Ve hezeyanları seyrettiniz. Evet, şimdi gelelim Ermenistan'da koskoca bir generalin giydiği üniformaya bakalım. Geçtiğimiz haftalarda Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı'nın ve yüksek rütbeli generallerinin de katıldığı Karabağ çarpışmalarında yüksek kahramanlık gösteren gönüllü askerlere madalya takdim töreninde dikkatli izleyicilerin gözüne takılan bir detay insanlarda şok etkisi yarattı. Yüksek rütbeli bir Ermeni askerinin giydiği üniformanın kol kısmında bulunan Ermenistan ordusuna ait bir peç ve göğüs kısmında dikkat edildiği takdirde görülecek olan USA Army, yani Amerikan ordusu yazılı peç göze çarpıyordu. Askerlere moral olması için gelen bu yüksek komuta heyetinin içindeki generalin giydiği Amerikan üniforması aslında Ermeni ordusunun içindeki disiplinsizliği ve fakirliği göstermek açısından akıllara kazanacak önemli görüntülerden birisini oluşturuyor. Efendim, videoyu seyrettiniz ve gördünüz. Amerikan üniformasını giyecek kadar küçülmüş bir general maalesef. Allah hiç kimsenin milletine öyle bir başkasının üniformasını giymeyi nasip etmesin diyorum. Gerçekten tamamen rezillik. Eğer benim ülkemde böyle bir şey olmuş olsaydı gerçekten de ülkem adına üzülürdüm ve şeref yoksunu atlederdim kendimi bu durumda. İşte Ermenistan cephesindeki durumlar böyle aslında. Ermenistan günden güne eriyor ve bitiyor Azerbaycan ordusu karşısında. Bu durum ne kadar daha böyle devam edecek bilmiyorum ama umarız ki Azerbaycan ordusu çok hızlı bir şekilde Karabağ'ı komple ele geçirir ve Karabağ özgürlüğüne kavuşturur. Bakü'de veyahut da Azerbaycan'ın çeşitli yerlerinde topraklarından ayrılmış insanlar da kendi topraklarını, doğdukları, büyüdükleri topraklara umarım sağ salim bir şekilde geri dönerler. Evet sevgili dostlar, Rusya'dan haberler için, Rusya'dan vloglar ve videolar için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımdan da, burada göremeyeceğiniz görüntüleri paylaştığım Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.